Kasada param, vitrinde de bir miktar malım var. Ben zekatımı paradan mı, vitrindeki maldan mı, bunların getirdiği kardan mı, yoksa birleştirerek hepsini de mi zekatına vermem gerekecektir diye bir soru. Evet, kısa olarak cevap vermiş olalım. Zekat hem paradan, hem de vitrindeki maldan, hem de her ikisinin de getirdiği kardan verilir. Zekat sermayeden değil, kardan verilir sözü doğru değildir. Sermayeden de verilir. Yalnız demirbaş olan şeyler hariç, demirbaşlardan zekat verilmiyor. Hem kardan veriliyor hem de maldan veriliyor. Sermayeden veriliyor yani. Elimde para yok, hisse senedi var. Zekatımı nasıl vermeliyim? O zaman da ortak olduğun iş yerinde hissene düşen miktarı hesap edecek kişi. Ne kadar miktar hissesi varsa o miktarın zekatını vereceksin. Başkaları da kendi hisselerine düşen zekatını verecekler. Firma düşünelim. Bu firmanın 5 ortağı var. Diğerleri dikkat etmiyor. Toplu olarak verilemiyorsa kişi hissesine düşen kısmını verecek. Böylece ortaklıkta zekat verilmeyen para kalmayacaktır. Şurasını da ifade edelim ki şirketin üretim için bekleyen makineleri, taşıyıcı arabaları, mal koymak için bekleyen depoları gibi demirbaş eşyaları zekata tabi değildir. Evet. Ticaret için değil de kullanmak için aldığım arabam, evim, dükkanım, kiraya verdiğim mülküm var. Bunlardan zekat vermem gerekir mi? Ticaret için olmayan zaruri ihtiyaçlarda zekat verilmiyor. Kullandığımız araba, zaruri ihtiyaç, ev, zaruri ihtiyaç. Bunlara zekat gerekmez. Zekat bunların varsa getirdiği kardan, paradan zekat gerekir. Mesela diyelim ki evleri var kişinin. Kirada evleri var. 5 tane dairesi var. Birinde oturuyor, 4'ü kirada. Bunlarda 5000 liralık aylık geliri olsun. 60.000 lira yıllık geliri oldu. Bunun da vergisini, giderini vesairesini düşürdü. 40.000 lira kaldı net olarak elinde. Kar 40.000 lira. Bunun 40'da birini yani 1000 lirasını zekat olarak verecektir. Yoksa gelir olmayan bir şeyde zekat verme durumu söz konusu değil. Dini görevlerini yerine getirmeyen bir yoksula da zekat ve fitre verilir mi? Evet. Bu da tabii çok sorulan sorulardan. Yardıma muhtaç günahkar Müslümana da zekat fitre vermek caiz. Ancak takva sahibi yoksulları tercih etmek daha sevaplı. Alacağı yardımı içki, kumar gibi harama harcayacağını sandığımız yoksul adamın hanımına mutfak malzemesi olarak vermek de caizdir. Çünkü adam alıyor parayı. Ne yapıyor? Olumsuz şeyler harcıyor. Çoluk çocuğunu harcamıyor, mutfağını harcamıyor. Böyle bir pozisyonda da malzemeyi aynı malzeme olarak, nakdi değil de aynı malzeme olarak vermede büyük fayda var. Muhtaç olup maalesef zararlı alışkanlıklarına para ulaştırılamayan insanlar var. Bunlara tabii dikkat etmede faydalar var. Büyük bir imtihan esasında. Zekatla ilgili, sadakalarla, fitrelerle ilgili soruları genelde bir soru kağıdında toparladım hocam. Evet. Farklı konulara geçiş yapmadan bütün evet. Bu konularla ilgili soruları cevaplandıralım istiyorum. Evet. Hanımların ziynetlerine ne kadarına zekat düşer? Bu konuda mezheplerde farklı ölçüler var mı? Şimdi son tespitlere göre 85 gramı bulan ziynete zekat düşer. Altına zekat düşer. Bu ağırlıklara ulaşan ziynetin tutarı olan paranın zekatı verilir. Bunlar Hanefi'nin görüşü. Hanefi mezhebine göre böyle. Diğer 3 mezhebe göre ise ziynet eşyasına zekat gerekmez. Zekat vermek gerekmiyor. Buna göre ziynetlerin zekatını vermeye gücü yetmeyen hanımefendiler mecbur kalırlarsa diğer 3 mezhebin görüşüyle amel etmeye zorlanabilirler. Zorlanmadan görüşü benimseyebilirler. Çünkü zorlanılan yerde bir diğer hak mezhebin kurtarıcı görüşüyle amel edebilirler. Mecburiyet duyanlar için çare olan bir tercihtir. Şafii'nin görüşüyle amel edilebilir. Burada cömertlik meselesi daha doğrusu. İnsanın en hassas yönlerinden birisi mala mülke tamah meselesi. Cenab-ı Allah sadakayla zekatla bizim o mala karşı aşırı bağlılığımızı, cimriliğimizi ayrıca törpülemek de istiyor. Hikmetlerinden birisi bu. İmkanımız varsa ki böyle bir, bu kadar miktarda altına da sahipsek Allah'ın izniyle biz İmam-ı Azam Hazretlerinin görüşüne göre amel etmemizde büyük faydalar var. Geçmişten kalan zekat borcumla gelecekte vermeyi düşündüğüm zekatımı çok muhtaç bir yer bulunca birlikte verebilir miyim? Geçmişten kalan zekat borcunu daha fazla bekletmemek lazım. Bir an önce vermek gerekiyor. Geciktirmede günah var. Çünkü bir ibadetin geciktirilmesinde günah var. Gelecekte vereceğini düşündüğün muhtemel zekatla beraber vermek mahsur olmasa gerek. Beraber verilebilir. Fakat ömrümüz yetecek mi? İmkanımız olacak mı? Bunu net bir şekilde bilemediğimizden üzerimize terettüp eden farzları bir an önce eda etmede büyük faydalar var. Zekat ve fitremi verirken hangi ihtiyaç sahibi yoksulları öne almalıyım? Evlenip başka aileye karışmış ihtiyaç sahibi kız oğlan kardeşler, sonra bunların çocukları. Zekat verilmesi haram olanlar var. Onu izah etmiş olalım. Kimlerdir bunlar? Bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler. Anne babasına kişi zekat veremez. Anne babaya. Çocuklarına, torunlarına, dede neneye zekat verilmez. Bunlar zekat verilmeyecek kişiler. Bunlar çünkü bizim birinci derecede bakmakla yükümlü olduğumuz şahıslardır.
Bunların dışındaki insanlar, kardeşler mesela, kız kardeşimiz olabilir, oğlan kardeşimiz olabilir. Biz ona zekat verebiliriz. Yeğenlere zekat verebiliriz. Damada zekat verebiliriz. Kızımıza veremiyoruz ama damada verebiliyoruz. Biraz farklı bir konu, belki açılması gereken bir konu. Fakat kızımız da ondan istifade edebileceği için ihtiyata binaen vermeyiz. Ayrı evde yaşayan ihtiyaç sahibi gelin ayrı evde yaşıyor. Damat da bu ayrı evde yaşarsa onlara verilebiliyor. Kayınvalide, hala, teyze, dayı tercih edilerek öne alınabilirler. Bunlardan sonra diğer akrabalara, komşulara ve özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere, bunların vekillerine zekat fitrede öncelik tanınabilir. Komşular, yakın komşularımız bizim için önemli. Yakın komşulara, yakın akrabalar, zaten bunları saydık burada. Zekat verilebilir. Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Komşum o kadar iltifat etmemi istedi ki ona yardımcı olmamı. Neredeyse komşuyu komşuya varis kılacağını sandım diyor. Demek ki zekatta da yardımda da komşuları akrabalarla beraber ön plana tutmada büyük faydalar var. Zekatı fitreye verirken muhatabın bilmesi gerekir mi? Yoksa sadece verenin niyet etmesi yeterli midir? Evet, zekat fitre veren kişinin bilmesi yeterlidir. Karşı tarafın bu benim zekatımdır, fitremdir, sadakamdır gibi söylemesi, karşı tarafın bilmesinde herhangi bir sakınca olmasa da bilmesi gerekmez. Ecdadımız bu meseleyi o kadar güzel, o kadar hoş bir şekilde çözmüş ki onların gururlarını incitmeden, onları kalplerini hoş tutarak, onlara muhatap olmadan ihtiyaçlarını karşılamışlar. Ne gibi? Mesela kış dönemlerinde odun ihtiyacı varsa odun ihtiyaçlarını gecenin bir vaktinde kapısının önüne döktürmüş. Kim getirdi, kim bıraktı, kim götürdü? O komşuya bırakılınca nereden geldiğini bilmiyorlar. Oduncu getirdi ama söylemiyor. Bunu falan gönder diye söylemiyor. Efendim zekat sadakayı Osmanlı'da ecdadımız sadaka taşları yapmışlar hususi. Camilerin kenarlarına veya o meydanlarda var sadaka taşları. İnsanlar ne kadar ihtiyaç varsa gidip o ihtiyacı kadar sadakayı veya zekatı alarak diğer kardeşlerine bırakıyorlar. Toplumda o kadar güzel bir anlayış hakim olmuş ki benim ihtiyacım günümüz parasıyla 1000 lira. Orada 2000 lira varsa 1000 lirası evet başka bir kardeşimin ihtiyacı. O kardeşimiz de gelsin ihtiyacını karşılasın. Bencillikten uzak bir toplum inşa edildiğinden dolayı insanlar ne yapıyorlar? Birbirlerinin hukukuna saygı duyuyorlar. Günümüzde de inşallah fakirimiz de kanaatkar olacak. Zenginimiz de kanaatkar ne zaman olursa güzel günler, güzel günlerin yaşanması Allah'ın izniyle muhtemeldir.